Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine sizlerle beraberim. Bugünkü tarifim yine arkadaşlar tek hamurdan iki farklı gösterişli lezzet iki kurabiye yapacağız arkadaşlar. Dilediğiniz miktarda, dilediğiniz ölçüde yine yapabilirsiniz. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Videonun sonuna kadar izleyip püf notalarını kaçırmayın. Malzeme listesini açıklamalar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Kurabiyemiz için öncelikle oda ısısındaki tereyağını karıştırma kabına alalım. Üzerine pudra şekerini ilave ediyoruz. Ve iyice yumuşayıncayı dek karıştırıyoruz. Çünkü benimki birazcık hala sert dolaptan çıktığından bu yana. Eğer böyle bayağı bir yumuşamışsa hiç gerek yok. Diğer malzemeleri ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şekeri yağ yedirmemiz yeterli gelecek. Şimdi yağımız yumuşadı. Üzerine arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Bir yumurtamı ilave ediyorum. Bunlarla da şöyle karıştırıyorum. Ardından diğer katı malzemelerine geçeceğiz. Bütün kurabiyelerde yine aynı işlemi uygulayacağız. Önce sıvıları ilave edeceğiz. Şeker ve sıvıları ilave edeceğiz. Ardından diğer kuru malzemeleri ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir artık yumuşadı yağım. Şimdi malzemeler birbirine karıştığına göre üzerine arkadaşlar şöyle bir çay bardağı nişastamı ilave ediyorum. Bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve burada şu an 3 su bardağı klasik su bardağı un var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Eğer isterse biraz daha un ilavesi yapacağım. Ama undan una farklılık gösterebilir. O yüzden evinizde un ilavesi yaparken kurabiyelerinize, keklerinize kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Şimdi karıştıralım kurabiyemizi. Bakalım isteyecek mi? Evet, daha isteyecek kurabiyemize un. Şöyle geri kalan unu da alacağını düşünüyorum. Şöyle. Şu an burada 3 klasik su bardağı un var. Şöyle iyice toparlayayım bakalım. İsterse bir bardak daha ilave yapacağım. Şimdi İyice hamurumu gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Güzel yumuşak bir hamur. Fazla un katmayın. 4 su bardağı çok ideal geldi. Şimdi ben bu hamura 1 su bardağı fındık kırığı ilave ediyorum. Benim kavrulmuştu ama kavrulmamış da olabilir. Normalde olabilir. Kabuklu da olabilir. Fındık kırığını da ilave edin. Bu da biraz sertleştirecektir çünkü. Ve bu şekilde İdeal bir hamur elde etmiş oluyoruz. Şimdi iyice karıştıralım. Hamurum bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi şekillendirme aşamasına da geçebilirim. Hamurumuzu hazır hale getirdikten sonra fındıktan biraz böyle büyük bezeler kopartıp yuvarlayalım ve tepsimize dizelim. Bu ölçüden arkadaşlar yaklaşık 2 tepsi kurabiye çıkacak. Şöyle bütün kurabiyeleri tepsimize yuvarlayalım. Bu şekilde fırına gidebilir arkadaşlar artık. 170 derecede hafiften kızarıncaya dek, altı üstü hafiften kızarıncaya dek fırınlayacağım. Şimdi fırına gidiyor. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Kurabiyelerimizin dış kaplaması için şöyle 2 yemek kaşığı pudra şekerini, 2 yemek kaşığı kakaoyu bir kaba alıyorum.
iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü iyice birbiriyle karışması gerekiyor ki bazı yerlerinin beyaz, bazı yerlerinin kakao olmasını istemiyorum. Bunu ben tarçınlı da yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Tarçın da harika yakışıyor. Pudra şekeri ve tarçın çok güzel yakışıyor. Yine aynı kurabiyeye bu şekilde hazır oldu. Şimdi kurabiyelerimi alıyorum. Şöyle atıyorum. İyice buluyorum. Tepsime alıyorum. Şöyle kurabiyemi buluyorum. Ve tepsime alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Buradaki en büyük püf nokta arkadaşlar, fırından çıkar çıkmaz bu işlemi yaparsanız çok güzel kakao ve pudra şekerini bulanıyor. Eğer ki soğursa biraz yapışmasında sıkıntı oluyor. Şimdi bütün kurabiyelerimi aynı işlemi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi muhteşem olacak. Bu şekilde arkadaşlar birinci tepsimizi kakao ve pudra şekeri karışımını bulayıp hazır hale getirdik. Soğuduktan sonra artık servis tabağını alıp servisi hazır hale getirmiş oluyoruz. İkinci tepsi kurabiyem de fırından çıktıktan sonra diğerini de farklı bir yöntemle kurabiyelerimi kaplamak istiyorum. Doğrayıcımın içine şöyle 3 tane kurabiye atıyorum. Üzerine arkadaşlar, kurabiyemin üzerine şöyle bir limon rendesi veya siz portakal da olabilir, hangisini seviyorsanız. Yarım paket vanilyamı da ilave ediyorum. Son olarak üzerine 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi ilave ediyorum. Ve hepsini robottan geçiriyorum bu şekilde. Bu şekilde hazır hale geldi bulama. Şimdi hemen kaplamasına geçebiliriz kurabiyemizin. Kurabiyeyi batırmak için arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı sütümüze ihtiyaç var. Ve bir tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyoruz ve iyice şöyle sütümüzle şekeri karıştıralım eriyinceye dek. Kurabiyeleri batıracağız. Hatta ben buradaki biraz süt oranını çoğaltmak istiyorum. Sanki yetmeyecek gibi biraz daha süt ilavesi yapacağım. Yani toplamda bir çay bardağı süt ilavesi yapmış olduk şu an. Bu şekilde karıştıracağımız sıvı da hazır. Arkadaşlar, şimdi kurabiyemizi alıyoruz, sütümüzle şöyle çeviriyoruz, ardından Hindistan cevizli karışımımıza koyuyoruz. Bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Şöyle bir yarım saat kuruması için tekrar tepsiye alıyoruz, sütümüze koyuyoruz, şöyle bir ters düz yapıyoruz, ardından karışımımıza koyuyoruz. İkinci tepsi kurabiyemizi de Hindistan cevizli karışıma buladıktan sonra ve yarım saat beklettikten sonra artık servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve çok böyle mis gibi kokan bir kurabiye oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.
unutmayın. Diğer kurabiye tariflerimi yine kurabiyeler kategorisinden ulaşabilirsiniz. Malzeme listesinde açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa yorum kısmına bırakırsanız en kısa sürede cevaplamayı inşallah çalışacağım. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.